konuşacağız. Mart ayı bildiğimiz gibi tüm dünyada endometriozis etkinlikleriyle geçti. Endometriozis farkındalık ayı olarak kutladık ve bu hastalığı daha da bilinir hale getirmek için faaliyetler yapıldı. Ülkemizde de bu faaliyetler yapıldı. Değişik söyleşiler, yoga programları, yemek etkinlikleri yapıldı. Seneye yine Mart ayında bu etkinliklerimiz devam edecek. Yine tüm dünyada Nisan ayında da adenomiyozis ile ilgili farkındalığı arttırmak adına etkinlikler yapılıyor. Aslında söylemesi zor olan bu iki hastalık, çikolata kisti olarak bildiğimiz hastalığın karın içinde, yumurtalıkta veya karın zarında yer almasıyla ya da rahim kasında yer almasıyla oluşan hastalıklar. Adenomiyozis nedir? Adenomiyozis, endometriozisdeki bu rahim içini normalde kaplayan endometrium dokusunun rahimin kasında yer alması. Yani normalde rahim kası orta bölgedir. Rahimin 3 tabakası vardır. İç bölmesi, orta tabakası ve dış tabakası. Rahim kası örneğin gebelikte çok esner ve bebeği içinde büyütecek kadar ya da kapsayacak kadar esneyerek yaklaşık göbeğe kadar, hatta göbeğin üstüne kadar esner. Normalde bir yumruğumuz kadardır rahmimiz. Fakat bu kas içerisinde endometriozis odaklarının olması, yani rahim iç tabakasının odaklarının olmasıyla orada küçük nodüller, kitleler olabiliyor ve bunlara biz adenomiyozis diyoruz. Yani rahim kasının endometriozis hastalığı, çikolata kisti. Dolayısıyla bunlar, bu doku sürekli kanadıkça hormonlara cevaben kitle halinde büyüme yapabiliyorlar. Ve rahimde miyomla karışan uğurlar oluşturabiliyorlar. Değişik şikayetler oluşturuyor. Sorumuz varsa bu arada sorularla da devam edebiliriz. Ben de yine adenomiyozisle ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Özlem Hanım soruyor. Şiddetli ağrılarım sonucu doktorum çikolata kisti tanısı koydu. Bu psikolojimi oldukça etkilemiş durumda. Evli değilim, 28 yaşındayım. Yumurta rezervi AMH 0.96 çıktı. Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdi Özlem Hanım'ın yaşı 28, genç bir hanımefendi. AMH değeri fena değil. Tabii ki over rezervini düşürebilen bir rahatsızlık endometriyoz. Gerek cerrahisi gerekse kendisinin orada varlığı bile yumurtalık kapasitesini tehdit eden bir rahatsızlık. Şimdi bu hastalarımızda biz eğer evli değillerse rezerv azalması tehdidi varsa, aile öyküsü, ailede erken menopoz, yumurta dondurmalarını tavsiye edebiliyoruz. Ama burada tabii ultrasonla da yumurtalıkları değerlendirmek gerekiyor. Özlem Hanım'ın bu konuda yumurta dondurmayla da ilişkili olarak pratiği olan bir kadın doğum hekimiyle görüşüp bu noktada bir danışmanlık almasını tavsiye ederim. Eğer böyle bir şey düşünmüyorsa da doğum kontrol hapları veya progesteron içeren bir takım ilaçlarla endometriozis rahatsızlığının baskılanmasında yarar var diye düşünüyorum evlenene kadar. Fatma Hanım soruyor. Adetlerde aşırı karın ağrıyor. Normal mi? Şimdi adetlerde aslında endometriozin tanısında öykü çok önemli. Yani biz hastalarımıza soruyoruz. Adetleriniz düzenli mi? Adet sırasında bulantı, kusma, ağrınız oluyor mu? Bunlar bize endometrioz için belirteç oluşturuyor. Ama normal şartlarda adet ağrısı olabilen bir şey. Primer dismenore diyoruz. Yani ilk adetten itibaren genç bayanlarda, yani genç hanımlarda veya üreme çağındaki hanımlarda adet ağrısı olabilir. Ama bu adet ağrısı için verilen jinekoloğun verdiği ağrı kesicilerle genellikle geçer. Tedaviye rağmen, haplara rağmen eğer ağrı geçmiyorsa, iğne yapmak gerekiyorsa, beraberinde bulantı, kusma oluyorsa ya da işe gidemiyorsa, okula gidemiyorsa bir genç bayan, o zaman altta acaba endometrioz mu var diye araştırmak lazım. Rahim duvarı kalınlaştırma için ne tür ilaçlar kullanılır? Yani rahim duvarı kalınlaştırmasını genelde yapmıyoruz. Sadece tüp bebek tedavilerinde yapıyoruz. Onda da buna yönelik ilaçlarımız var. Onun için detaylı bilgiyi bizler ya da hekiminizden alabilirsiniz. Hamile kalabilmek için AMH kaç olmalı? Yani AMH'nın sınırı çok değişken. Tek başına AMH'ya dayanmıyoruz. Overleri ultrasonla değerlendirmek çok önemli yumurtalıkları. Ama genellikle 0.5 ile 1.5 arasını, 1.5'ün altını biz düşük over rezervi olarak değerlendiriyoruz. Genelde 1.5'ün altlarına indiğinde yaşı değerlendirip evliyse bir an önce gebeliğe yelken açmayı öneriyorum. Evet, yine AMH ile ilgili 0.319 bu şartlarda
göre tüp bebek şartı mı? Evet, bu hanımefendileri ultrasonla da görmek lazım. Tek AMH'ye göre karar vermiyoruz. Merhaba hocam, benim hayatım boyunca yumurtalıklarımda kist oldu. 6 sene önce endometrioma teşhisiyle ameliyatlendi. Olmadım. 5 tüp bebek denemem kaliteli embriyoya rağmen tutmadı. Evet. 4 senedir de intermoral 3 tane miyom var. Sorum, miyom gitse de endometriyoz devam eder mi? Tutunmaya engel olur mu? Miyomla endometriyozun hiç bilgisi yok. Miyom 5 tüp bebeğin başarısızlığı altında yatabilir ama burada intramural miyomlar çok büyükse tutunmayı etkileyebiliyor. Burada da kesin bir kritik sınır olmamakla birlikte 4-5 santim üzeri hissediyoruz. Ama tabii histereskopiyle rahim için değerlendirmek lazım. Genetik testler, başkaca faktörler var mı tutunmayı olumsuz yönde etkileyen, onları değerlendirmek lazım. Ve tüpler, endometriyoz hastalarında tüpler bazen belirgin olabiliyor, bağlamak gerekebiliyor. En önemlisi iyi bir rahim ilmeği çekilmesi. Adet dönemlerinde sık göğüs ağrıları normal bir şey mi? Evet, adet dönemlerinde memelerde ağrı olabilir. Yani polikist over geçebilecek bir şey mi? Polikistik over yumurtalıkların bir morfolojik görüntüsüdür. Yani polikistik over hastaları ömür boyu yumurtalıklar üreme çağı boyunca devam edecek bu görüntü. Ama kontrol altında tutabiliyoruz. Yani beraberinde insülin direnci varsa onu tedavi ediyoruz. Adet düzensizliği varsa, tüylenme varsa ona yönelik tedaviler veriyoruz. Kontrol altında tutabiliyoruz. Sorularımız böyle. Şimdi adenomiyozis ne gibi şikayetler oluşturabilir? Bir kere rahimde uğur yapabilir dedik, kitle oluşturabilir. Bu nedenle rahim kasılmalarında düzensizlik sonucu ara kanamalar olabilir. Adetler çok ağrılı olabilir, aşırı kanamalı olabilir, pıhtılı. 10 günü geçen adetler olabilir. Adet esnasında çok ciddi ağrılar olabilir. Kısırlığa sebep olur mu? Rahim iç dokusuna baskı yapıyorsa, iç boşluğuna, orayı daraltıyorsa kısırlık ya da düşük sebebi olabilir. Bunlar miyomlarda da aynı sebeplerle, miyomlar da aynı sebeple düşüğe sebep olabiliyor. Rahim iç bütünlüğünü bozuyor çünkü, bozabiliyor. Onun dışında adenomiyozis tüp bebek tedavileri öncesi tespit ettiğimizde eğer miyom gibi kitle oluşturuyorsa bunlar alınabilir ve sonrasında tüp bebeğe geçilebilir. Tutunmayı etkileyebilir ama buradaki cerrahi çok başarılı olmayabiliyor. O nedenle yani detaylı bir değerlendirme sonrası buna karar vermek lazım. Dolayısıyla tutunmada da bir olumsuzluk olduğunda mutlaka biz MR'de isteyip bunları değerlendiriyoruz adenomiyozis şüphesi olan oğullarımızda. Tedavisinde ne yapıyoruz adenomiyozisi? Eğer çocuğu olmuş olan adet ağrısı veya aşırı kanama ile gelen bir hanımefendi ise ilaçlı spiraller kullanabiliyoruz. Bunlar kanamayı da azaltıyor, ağrıyı da azaltabiliyor. Ama bu spirale rağmen adet ağrıları devam ediyorsa ya da kanama rahime almak mümkün. Ama çocuk isteyen bir hanımefendi de daha ziyade bir an önce gebe kalması için tüp bebek tedavilerine geçebiliyoruz. Sorumuz var. Rahim perdesi diye bir şey var mıdır? Evet, rahim içi perde, septum dediğimiz şey. Rahim iç boşluğu üçgen tarzındadır. Eğer bunu ortadan bölüyorsa, tamsa veya yarımsa bunlara subseptum ya da total septum diyoruz. Bunu genelde açmak lazım. Yani bir odanın içinde ortada bir tül olduğunu düşünün. Bu tülü de biz elektrikli bir aletle rezektoskopla açabiliyoruz. Ve bu histereskopik olarak yapılıyor. Gece hastanede yatmaya gerektirmiyor. Aynı gün evine gönderebiliyoruz hastalarımızı. AMH 0.1 ve polikistik over hastası aşılama şansı var mı? Yani polikistik overde AMH'ya yüksek bekleriz 4'ler civarında. Ve aşılama tabii ki olabilir polikistik overde ama tüpleri ve spermi görmek lazım. Bunun dışında adenomiyozisle ilgili farkındalığı niye arttıralım? Yani adenomiyoz hastalığının bilgisini verdiğimizde erken teşhis bize ne getirecek? Bir kere endometriyoz da şöyle bir rahatsızlık. Rahim içindeki, rahim iç boşluğunu çevreleyen endometrium tabakası yumurtalıkta, karın zarında ya da rahim kasında yer aldığında odacıklar oluşturuyor orada, kümeler. Ve bunlar hormonlara cevaben her adette kanayarak büyüyebiliyor. Oluşturduğu odacık ödem yapıyor, fibrozis dediğimiz sertleşme yapıyor dokuda ve bu da ağrıya sebep olabiliyor. Zaman içinde her adette de kanadığı için ödemi büyüyebiliyor. Bu nedenle biz erken teşhis ettiğimizde bu hastalığı
Bu yumurtlamayı ya da hormonları baskılayarak buradaki o endometriyom dokusundan oluşan adacıkların büyümesini bir nevi engelleyebiliyoruz, baskılayıp durdurabiliyoruz. Ama tabii ki bu geç teşhis edildiğinde kitle haline aldığı için artık o kitleyi baskılamak çok mümkün olmuyor ve o fibrotik yani sert olan dokuyu cerrahi olarak çıkarmak gerekebiliyor. O nedenle erken teşhis edildiğinde oradaki dokuyu baskılamak mümkün oluyor ya da daha sonra oluşacak diğer adacıkların oluşturduğu yerlerdeki kitlesel gelişimlerin de önüne geçmek mümkün oluyor. Yani ilaç tedavisi yeni odaklar için engelleyici rol oynuyor ama mevcut odaklar çok büyükse, kitle oluşturmuşsa bunları cerrahi olarak temizlemek lazım öncelikle. Tüp bebekle ilgili bir sorumuz var. Hocam 3 ay arayla tüp bebek yaptırdım. 2 kere tutmadı. Ne kadar ara vermeliyim? Yani genelde 2-3 ay ara, hatta ileri yaşta yani 40 yaş üzerindeyse herhalde de değerlendirmek lazım. Hocam merhaba, ben polikistik over hastasıyım. 2 tüp bebek başarısızlığım var. AMH 18 çıkıyor. Bu önemli bir durum mudur? Yani AMH 18 insülin direnciyle beraberinde olabilir. Özellikle kilo fazlalığı varsa hastalarımızda, polikistik over hastalarında kilo verilmesini hararetle tavsiye ediyorum. Tüp bebek başarısızlıklarının altında da kilo fazlalığı, body mass indeksin yüksek olması yatabiliyor. Yine beraberinde tiroid problemleri, prolaktin problemleri olabiliyor. Şekere de bakmak lazım. Detaylı bir değerlendirmek lazım iki başarısız deneme olduğu için. Başka sorumuz yok. Adenomiyoz izleyicileri yine spot bilgilerle kapatalım o zaman bugünkü canlı yayınımızı. Yani sonuç itibariyle adenomiyoziz endometriyozun bir formu. Endometriyoziz dokusunun, endometriyum dokusunun rahim kasında yer almasıyla adenomiyoziz oluşuyor. Bunlar miyom benzeri kitleler oluşturabiliyor. Düzensiz kanamalar yapabiliyor, ciddi ağrılar yapabiliyor, rahimi büyütebiliyor. Bu raddelere gelmeden bunu engellemek mümkün mü? Hormonal ilaçlarla baskılanabilir, hormonlu spiraller takılabilir. Ama çocuğu yoksa böyle bir hastamızın genelde bir an önce geberiğe erişmeyi tercih ediyoruz. Tabii ki zor bir rahatsızlık, tamamıyla geçmiyor vücuttan. Ama her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve kontrol altında olmak bu hastalığın da İleriye dönük olarak ciddi problemlere yol açmasının önüne geçebiliyoruz. Sağlıkla kalın, iyi günler diliyorum, iyi hafta sonları şimdiden.